Sevgili arkadaşlar, merhabalar, günaydınlar diliyorum. Arkadaşlar, saatlerimiz şu anda 05:30'u göstermekte ve bugünkü analizi özellikle bu saate bırakma sebebimi Twitter adresimden izah etmiştim. Bugün bu saatlerde, saat 05 sularında ABD Başkanı Trump'ın bir ulusal sesleniş konuşması olacaktı. Bu konuşma oldukça önemliydi. Bu konuşmanın bazı şeyleri değiştirebilmesi veya pariteler üzerinde etkili olabilme ihtimali tabii ki söz konusu. Trump karşımızdaki şahıs ne söyleyeceğini önceden kestirebilmek mümkün değil. Ancak maalesef, pardon, bu konuşmayı dinledikten sonra bir analiz yapmanın daha güncel bir analiz olabileceğini düşünmüştüm. Fakat bu saate kadar beklemiş olmama rağmen maalesef hiçbir kaynakta Trump'ın konuşmasını canlı olarak izleme, dinleme imkanım olamadı. Maalesef seyahat durumunda devam ettiği için otel şartlarında belli kanallara ulaşabilme imkanım vardı. Şu ana kadar Trump'ın konuşmalarını dinleme imkanım olamadı ama piyasalar üzerinde ne oluyor, ne bitiyor diye oradan takip etmeye çalışıyorum. Şu anda görebildiğim kadarıyla 1.14 aşağısına gelen 1.13.96 seviyesini test eden bir euro dolar paritesi var. Buradan çıkarabildiğim sonuç şu: Trump zannediyorum ki ABD ekonomisinin oldukça iyi gittiğini, verilerin son derece iyi gelmekte olduğunu ve hükümetin de açılmış olması münasebetiyle de artık işlerin bir şekilde yoluna girdiğine dair bir takım ifadelerde bulunuyor. Zira bir başkanın da işler iyi gitmiyor, ekonomimiz kötü durumda falan bir tarzında olumsuz bir şeyler söyleme ihtimalini de şu anki konuşmasında zaten zayıf görmekteyim. Zira hükümet ve ekonomi kanadıyla ilgili olarak olumlu şeylerden bahsedeceğini düşünüyorum. Ve tabii ki Çin ile ilgili olan ticari savaşlar konusunda ne söyleyecek ne söylemeyecek bunu bilmiyorum. Ama son tweetlerinden anlayabildiğim kadarıyla Çin ile anlaşmaya yakın olduklarına dair bir takım ifadeler de bulunuyor. Kaldı ki ben Çin ile bir anlaşma yapabileceklerini de çok zannetmiyorum. Belki şu an aralarındaki bir takım gümrük muafiyetleri, bir takım yaptırımlara yönelik olarak yeni yaptırımların getirilmeyeceği veya mevcut sıkıntıları dondurduklarına yönelik bazı sonuçların çıkabileceği kanaatindeyim. Bu arada ons altına bakıyorum arkadaşlar. Ons altın 1.315 dolar civarlarında seyrediyor. Zira Trump konuşurken şu anda ons altının 1.315'ten civarında olması genel anlamda küresel sıkıntı ve strese yönelik olarak ihtimallerinde devam ettiğini gösteriyor demektir. Evet, dolar TL'ye baktığımız zaman ise dolar TL'nin ise 5.20'ler civarında olduğunu görüyoruz. Zaman zaman 5.20 üzerine küçük ataklar yapıyor ama 5.20'yi gözden kaçırmayan bir seyir içerisinde. Yani şu an için Trump konuşuyor. Ne konuştuğunu bilmiyorum, duymuyorum. Ancak piyasalar açısından değerlendirdiğimiz zaman da galiba piyasalar için oldukça olumlu mesajlar verme çabası içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar, dolar TL'nin 5.20'ler civarında olduğunu görüyoruz. Bu analizimde sizlere dolar TL'nin sadece yarına yönelik, yani bugüne yönelik olarak dikkat edilmesi gereken pivot verileri hakkında bilgi aktaracağım. Ve ardından da son dönemlerde özellikle sormakta olduğunuz endeksin güçlü hisseleriyle ilgili olarak bir analiz aktarmaya gayret göstereceğim. Değerli arkadaşlar, dün akşamki analizimizde dolar TL için bugünün pivot seviyesinin 5.15-80'ler civarında, pardon, 5.22-21 seviyesinde olduğunu sizlere ifade etmiştim ve 5.22'nin üzerinde bir seyir kazanamaz ise 5.19.95 ve 5.18.50 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığının mümkün olabileceğini pivot verileri itibariyle sizlere aktarmış idim. Ve nitekim bugüne baktığımız zaman ise gerçekten de 5.18.14 seviyesine kadar bir geri çekilme olmuş. 5.22 üzerinde bir tutunma yaşanamamış. Ancak 5.18.14 seviyesindeki en düşük noktasıyla da pivot desteğinden bir tepki bulmak kaydıyla yönünü tekrardan 5.20 civarlarına çevirmiş durumda. Son veriler itibariyle baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, yani dünkü kapanış değerlerini dikkate almak kaydıyla baktığımız zaman bugün için dikkat etmemiz gereken pivot seviyesinin yine 5.19.96 yani 5.20 olduğunu görmekteyiz. Eğer 5.20 aşağısında bir seyir olur ise dolar TL
Nereye kadar geri çekilebilir sorumuza cevap 5.17.68 olarak görülmekte. Eğer ki 5.17.68 seviyesi de aşağı kırılacak olur ise bu durumda nereye kadar düşebiliriz sorumuza cevap ise 5.15.85 olarak görmekteyiz. Buranın da kırılması durumunda ise 5.13.56 bugün için takip etmemiz gereken önemli pivot destek seviyeleri. Şayet 5.20'nin üzerinde bir seyir olur, 5.20'nin üzerine en az bir 2 saatlik yerleşim söz konusu olur ise bu durumda nereye kadar bir atak söz konusu olabilir sorumuzun cevabı önce 5.21.79, bu seviyenin aşılması durumunda 5.24.07 ve bu seviyenin de aşılması durumunda ise 5.26 seviyesinin bugün için gündemde olabilecek olan pivot direnç seviyelerimizin veya yükselebilecek olan hedef seviyelerimizin olabileceğini ifade edebiliriz. Evet değerli arkadaşlar, şimdi dolar TL konusundan ayrılıyorum. Dolar TL ile ilgili olarak bir diğer önemli olan husus da bugün zannediyorum, yani dün olarak ifade etmek lazım daha doğru bir yaklaşımla, Sayın Erdoğan'ın işte Suriye'ye girme konusunda çok fazla sabrımızın olmadığını, bu konuyla ilgili olarak herhangi bir beklemek vesaire tarzında bir niyetlerinin olmadığını ve aynı zamanda da IMF ile hiçbir şekilde bir anlaşma olasılığının söz konusu olmadığını, bu konuyla ilgili bir görüşmenin, bir diyaloğun dahi söz konusu olmadığını vurguladı ve bu konuşmanın ardından dolar TL'nin hızlı bir şekilde bir 5.22-23 bölgesine doğru bir atak yaptığına tanık olduk. Ama ardından tekrardan 5.20'ler civarındaki seyir kendisini göstermiş oldu. Yani buradan anlayacağımız durum şu. Önce Sayın Hazine Bakanı Berat Albayrak IMF konusuyla ilgili olarak son günlerde ortaya atılan iddiaları yalanladı. Dün itibariyle İbrahim Kalın Sayın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün açıklaması dahilinde IMF ile yollarımızın dahi kesişmesi mümkün değildir ifadesini kullandı. Ve bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız IMF'li yılların artık geride kaldığını, 2013 yılı itibariyle IMF defterinin kapatılmış olduğunu çok net ifadelerle vurgulamış oldu. IMF konusundaki arkadaşlar, son günlerde aktarmış olduğum videolarımı ve düşüncelerimi biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili gelişmeleri sizlere sıcağı sıcağına anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, hisse senetleriyle ilgili olarak, önemli senetlerle ilgili olarak yorum aktaracağımı ifade etmiştim. Bu konularla ilgili olarak sizlerden çok fazla soru gelmekte ve bu sorulara yanıt olması bakımından da madem ki şu an dolar TL konusunda Trump'ın açıklamalarıyla ilgili çok ayrıntıya giremiyorum, bu boşluğu bu şekilde doldurmuş olayım diye düşündüm. Arkadaşlar, Kardemir hissesiyle başlayalım. Kardemir hissesi malumunuz üzere yaklaşık 5.20'ler seviyesine doğru çok önemli bir atak yaşadığı bir sürecin ardından son derece sert bir düşüş yaşamak suretiyle işte çelik sektörüne yönelik olan yaptırımlar, şunlar bunlar derken bir takım etkenler ve çok önemli yabancı satışlarının ardından 2.0708 seviyelerine kadar bir geri çekilme gördükten sonra bir tepki görünümü içerisinde bulunuyor. Bu görmekte olduğunuz grafik bir haftalık grafiktir ve 2.07'den itibaren başlayan bir yükseliş eğiliminin 2.66'lara kadar ulaştığını görüyoruz. Zira Kardemir konusunda en son aktarmış olduğum analizde 2.60-2.80 bölgesine kadar bir yükseliş olabileceğini ama bu bölgeden bir geri çekilme olasılığının olabileceğini ama 2.50 seviyesinin önemli bir destek konumuna getirilebilmesi durumunda bu tepki niyet ve isteğinin devam etme arzusunun biraz daha gündemde olabileceğini sizlere vurgulamıştım Kardemir konusundaki en son analizimde. Arkadaşlar, son duruma baktığımız zaman Kardemir kapanışını bugün 2.57 seviyesini görmüş olmasına rağmen kapanışını 2.46 seviyesinden gerçekleştirmiş bulunuyor ve Kardemir için haftalık pivot değerimiz 2.56 idi ve dikkat ettiğiniz üzere bu hafta 2.56'nın üzerinde duramayan 2.57'yi gördükten sonra geri çekilme ihtiyacını hisseden bir tavır sergilemiş. Şimdi arkadaşlar, burada baktığımız zaman Kardemir için 2.56 seviyesi bir pivot seviyesiydi. Haftalık pivot seviyesiydi ve bu pivot seviyesine geliyor ve burada bir direnç etkisini görüp burayı aşamadığı için geri çekilmeye başlıyor. Böyle bir durumda pivot sistem kriterlerine göre neyi izlememiz gerekirdi? Pivot desteğini aşamıyorsa
geri çekilebileceği nokta nereye kadar olabilir sorumuzun cevabı 2.45, burayı da kırarsa 2.38 olacaktı. Şu ana kadar hangi noktaya kadar geri çekilmişiz arkadaşlar? 2.45. Demek ki birinci pivot desteğimize kadar bir geri çekilme olmuş ama buranın da aşağısını görme ihtiyacını hissetmemiş. Yarın 2.45'ten bir tepki bulur mu? Yoksa 2.45'in aşağısında geri çekilmesi devam eder mi? Tabii ki bu koşullar piyasa koşulları belirleyecektir. Bu ayrı bir konu. Ama 2.45'in aşağısına inecek olur ise nereye kadar geri çekilebilir? Hangi noktada bir destek ve tepki bulma ihtimali söz konusu olabilir sorumuzun cevabını arkadaşlar bize 2.38 seviyesinin verdiğini şuradaki rakamdan görmekteyiz. 2.38'de kırılacak olur ise bu durumda 2.27 seviyesini hedeflemek gerekecektir. Arkadaşlar kardemir için şurada görmekte olduğunuz kırmızı kalın bir hattımız var. Burası 2.06-2.07 bölgesindeki bir destek bölgesini, bir destek hattını ifade etmekte. Zira geçmiş dönemlerde de yani 2017'nin Aralık ayında, ardından 2017'nin Eylül ayında ve yine 2017'nin Temmuz aylarında bu bölgenin kimi zaman direnç, öncelikle direnç, ardından da destek olarak çalıştığını görüyoruz. Ve nitekim son geri çekilmede de bu kırmızı hattımız yani 2.06-2.07 bölgesi bir destek olarak çalışmış. Yani burası için güçlü bir destektir diyebiliriz. Tabii ki hiçbir desteğin kırılıp kırılmayacağına dair %100 bir garanti oluşması mümkün değil. Ama bir destek ne kadar çok sorgulanmış ve de kırılmamış ise o desteğin güçlü olabileceğini düşünebiliriz. Ve nitekim bu sert geri çekilmede bu destek çalışmış ve buradan bir tepki eğilimi oluşmuş. Bu tepkinin ulaşabileceği, ulaşmak isteyebileceği teknik hedef %23.6 Fibonacci direnç seviyesine denk gelen 2.86 seviyesidir arkadaşlar. O halde bu tepki devam ediyorsa 2.07'ye yaklaşımlardan da yeniden bir destek bulacağını düşünebiliyorsak yani olası geri çekilmelerde 2.15'ler, 2.14'ler, 2.16'lar gibi seviyelere yönelik endeks koşulları, piyasa koşulları veya şu bu koşullar gibi geri çekilmelerde bu destek hattını dikkate almak kaydıyla yeniden bir tepkinin oluşabilme ihtimalini önemseyebiliriz ve bu paralel dahilinde ise olası yükselişin ilk önce 2.84 seviyesine kadar ulaşabileceğini, şayet 2.84 direnci aşılır, buradan bir geri dönüş yaşanmaz ise bu durumda 2.84 seviyesi destek olmak koşul ve kaydıyla bu durumda nereye kadar yükseliş devam edebilir, hedef ne olabilir sorumuzun cevabı ise %38.2'ye denk gelen 3.32 seviyesi olduğunu görmekteyiz. Bazı arkadaşlar yumuşak genel bir ifadeyle kardemir için 2.80'lere kadar devam edebilen bir atak ihtimalinin sıcak ve gündemde olduğunu, piyasa koşulları ve endeks koşullarında ani bir değişim olmamak şartıyla tabii ki. Yani endekste tatsız bir takım durumlar olmuş, 100.000 seviyesinin aşağısına doğru bir geri çekilme yaşamışız veya Trump efendi yeni yeni bir takım yaptırımlar gündeme getirmiş. Tabii ki bu hissenin çehresini bozacaktır. Ama mevcut tablo bize 2.80 direncine dikkat et. Bu direnç aşılır ise eğer 3.10 ila 3.30 bölgesine kadar yani 3 seviyesinin üzerine oradaki psikolojik eşiğin aşılması ardından 3.10-3.30 bölgesine kadar bir yükseliş potansiyeli olabileceği ihtimalini gündeme getirmiş bulunmakta. Değerli arkadaşlar, kardemirle ilgili olarak birazcık da teknik detaylara bakalım isterseniz. Biliyorsunuz borsapivot.com isimli bir sitemiz bulunuyor. Bu sitede bir takım veriler sizlere hazır olarak sunulmakta. Ve bu sitenin sayfasından yola çıkmak kaydıyla ana sayfası şu şekildedir arkadaşlar. Ben buradan sizlere kardemirin son para giriş çıkış durumuyla ilgili olarak veriyi bulmaya çalışacağım. Para giriş çıkış bölümünü tıkladığım zaman Kardemir D hissemin kodunu yazıyorum. Ve arkadaşlar Kardemir D için son günlerdeki para giriş çıkışının ne durumda olduğunu topluca görebiliyorum. Arkadaşlar 4 gün önce 3 milyonluk bir çıkış olmuş. Ardından 15 milyonluk bir giriş olmuş. Ardından 16 milyonluk bir giriş olmuş. Bir gün önce itibariyle 1 milyon 800'lük bir çıkış söz konusu olmuş ve en son 15 milyon gibi önemli bir para çıkışı yaşamış. Ama genel olarak tabloya baktığım zaman son 5 günlük durumu 10 milyon civarında, 11 milyon civarında
bir para girişinin olduğunu görüyorum. O halde Kardemir için net bir para çıkışı eğiliminin olduğunu düşünmek mümkün değil. Son günlerde Kardemir'e yönelik olarak evet bugün önemli bir satış yaşamış olabilir endeksteki tablodan dolayı. Ki endeksin de bugün özellikle İş Bankası C hisseleriyle, İş Bankası hisseleriyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konunun meclis tarafından halledilebileceği ve İş Bankası hisselerinin bir şekilde CHP'ye ait olan hisselerinin bir şekilde hazineye devrinin sağlanabileceğine dair yapmış olduğu açıklamalar bu banka hisseleri üzerinde çok sert bir satışa sebebiyet verdi. Tabii ki İş Bankası endeks üzerinde son derece etkin bir hissedir ve İş Bankası üzerinde gerçekleşen satışlarda endeksi doğal olarak aşağı çekmiştir ve Kardemir'in de bundan etkilenmemesi pek tabii ki mümkün olamayacaktır. Arkadaşlar bir de teknik durumuna bakalım isterseniz Kardemir'in. Teknik durumuna ilgili olarak arkadaşlar kısa vadeli olarak 4.9 ortalamanın vermiş olduğu kriterlere bakacak olursak Kardemir hissemiz son durum itibariyle 12 gün önce kısa vadeli göstergeler adına bir al sinyali üretmiş ve bu sinyali ise arkadaşlar 2.38 seviyesinden vermiş. Ve 2.38 seviyesinden verilen sinyal sonrasında 2.66'ya kadar bir prim oluşmuş ve %11'ler civarında bir getiri sağlamış. Son kapanışı 2.46 olduğu için de bu getiri oranı %3.36 seviyesinde güncellenmiş durumda ve Kardemir'in hala bu sinyalin etkisi altında olduğunu görmekteyiz. Bir de arkadaşlar Kardemir için takas durumuyla ilgili olarak yabancıların neler yaptığı konusuna bakalım isterseniz. Kardemir'de yabancılar diyelim. Evet Kardemir'de arkadaşlar yabancıların 1 Şubat tarihi itibariyle yani Şubat ayı itibariyle son birkaç günü dikkate aldığımız zaman Cuma, Pazartesi ve Salı günlerini dikkate aldığımız zaman yabancılarda bir satış eğilimini görüyoruz. City yabancının 3 milyon civarında, Deutsche'nin yine 4 milyon civarında ve HSBC'nin ise 5 milyon civarında yaklaşık 10 milyon, 12 milyon not civarında bir yabancı satışının mevcut olduğunu görmekteyiz. Çok büyük bir satış miktarı mıdır? Çok büyük bir satış miktarı olduğunu söylemek mümkün değil. Zira 10 milyon not Kardemir'in hisse değerine baktığımız zaman çok olağanüstü bir miktar değil. Ama yabancının bir şekilde 2.50 seviyesinin üzerinde 2.70 lira yaklaşarken bir miktar satış yaptığı gerçeğini bu durum tabii ki ön plana çıkarmış bulunmakta. Kardemir için arkadaşlar tekrardan son durum olarak ifade edeyim. 2.07-2.08 seviyesi önemli bir destek konumunda. Bu destek seviyesine yaklaşımlar ardından bir tepki isteğinin oluşabileceği ve bu tepkinin öncelikle 2.80 bu seviyeye aşabilir ise de 3.30'lara kadar devam etme imkan ve olasılığının teknik manada mümkün olduğunu görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar Kardemir hissemizden ayrılalım. Sıradaki hissemizin ne olduğuna bakalım. Petkim'miş. Evet değerli arkadaşlar Petkim'e baktığımız zaman ise Petkim 5.80 seviyesiyle son kapanışını gerçekleştirmiş. Bu hafta adına %1.40'lık bir avantaj içerisinde bulunuyor. Şu tabloya göre arkadaşlar, şu çizilen Fibonacci çalışması itibariyle Petkim için 6 seviyesinin bir direnç olduğunu görmekteyiz. Zira sizlere en son Petkim ile ilgili aktarmış olduğum bir analizim bulunuyordu. Bu analizde Petkim zannediyorum ki 5 seviyeleri civarındaydı. 5.60'lar 5.70'lere kadar bir yükseliş ihtimali söz konusu olabilir ama bu seviyelere dikkat edilmeli ifadesini kullanmıştım. Zira şurada gördüğünüz %50'lik direnç olan 5.60 seviyesinin önemsenmesi gerekiyordu. Ama bu direncin aşılması durumunda ise bir sonraki hedef şurada görmüş olduğunuz %61.8'lik direnç noktası olacaktı. Bu seviyemizde zaten 6 seviyesine denk gelmekte, 6.02 seviyesine denk gelmekte. Zira arkadaşlar 5.60'ın aşılması sonrasında 6 seviyesine kadar devam edebilecek bir hareketlilik olabilir şeklindeki yorumun ardından 6.01'e kadar devam etmiş ve sonrasında 5.80 seviyesiyle 5.72'ye kadar en düşük seviyesini bu hafta gördükten sonra 5.80 seviyesiyle kapatmış durumda. Teknik Petkim için teknik durum olumlu görünümünü devam ettirmekte. Şayet 6 seviyesine yönelik yeni bir atak yaşar ve bu seviyeyi de kıracak olur ve burayı bir destek haline getirecek olursa ilk olarak takip etmemiz gereken seviye arkadaşlar şuradaki direnç bölgesi olacaktır. Yani 6.44 ve şuradaki 6.30 seviyesi yani 6.30 ve 6.50 bölgesini
Petkim için önemli bir direnç noktası, direnç aralığı olarak değerlendirebilmemiz mümkün olabilir. Dolayısıyla bu seviyelerde dikkatli olmakta yarar bulunuyor. Eğer bu seviyelerde bir sıkıntı yaşamaz, bu bölgeye geçecek olursa bu durumda 7 seviyesine doğru hareketlenmesini bekleyebiliriz. Tabii ki endeks koşullarında önemli bir sıkıntı olmamak kaydıyla. Arkadaşlar şurada bir U dönüşü yaptığını görüyoruz. Bir U çıkışı yaşadığını görüyoruz. Ve arkasından bir realizasyon süreci olmuş. Biraz daha geniş bir pencereden bakacak olursak, yani şu bölgeyi dip kabul edip şuradaki noktayı zirve olarak kabul etmek kaydıyla bir Fibonacci çizimi gerçekleştirecek olursak şu bölgeyi dip olarak almak biraz daha mantıklı olacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi çok da farklı bir çizim ortaya çıkmadı. %23.6'ya denk gelen evet %23.6'ya denk gelen pardon bu noktadan bakmamız gerekiyor. Pardon kırmızı noktadan bakmamız gerekiyor. %23.6'ya denk gelen 6.26 seviyesi yine önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. Zira 6.26-6.30 bölgesi az önce de sizlere ifade ettiğim gibi dikkat edilmesi gereken bölgeler konumunda. Petkim açısından arkadaşlar yabancı takasıyla ilgili ne oluyor ne bitiyor bir ona bir bakalım. Son günlerde yabancılar ne yaptılar sorumuza bir yanıt bulmaya çalışalım. Yabancılar cephesinde City yabancının 700 bin not civarında bir satışı olmuş ama Deutsche'nin 4 bin not civarında bir alımı var. HSBC ise 500 bin not civarında satış yapmış. Hala yabancı ilgisinin devam ettiğini, kayda değer bir yabancı satışının veya yabancı çıkışının söz konusu olmadığını görmüş bulunmaktayız. Hemen arkadaşlar bir borsa pivota dönelim. Petkim ile ilgili olarak son sinyal durumu nedir? Teknik sinyal durumu nedir? Petkim hissemizin kodunu yazdım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Son durum itibariyle arkadaşlar Petkim 19 gün önce 5.11 seviyesinden bir olumlu sinyal üretmiş ve bu 5.11 seviyesinden gelen sinyalin ardından Petkim'in en yüksek 6.01 değerine kadar ulaşarak %17'lik bir prim yaşadığını, son kapanışı 5.80 olarak da %13.5 civarında gelen son 5.11 seviyesindeki sinyalin ardından %13'lük bir primini devam ettirdiğini görmüş bulunmaktayız. Petkim'deki para giriş çıkışını bir izleyelim arkadaşlar. Petkim'de son günlerde neler oluyormuş sorumuza bir cevap bulmaya çalışalım. Petkim en son 80 bin civarında bir para çıkışı yaşamış. Ondan önce 4 milyon civarında bir giriş ve genel anlamda para girişinin hakim olduğunu görüyoruz. Son 5 günü dikkate aldığımız zaman Petkim'de 5 milyon civarında bir para girişi mevcut. Dolayısıyla yabancı takası ve para giriş çıkış tablosu itibariyle de Petkim'de herhangi bir sorun olmadığını, teknik anlamda bir rahatsızlığın olmadığını görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, Petkim'den sonraki hissemiz ne olacaktır? Hangi hissemizi sıraya almışız? Evet, İş Bankası C. Bugün arkadaşlar az önce de sizlere ifade etmeye çalıştım. İş Bankası C ile ilgili olarak bildiğiniz üzere işte hazineye devri ile alakalı olarak bir durum söz konusu oldu. Ve gün içerisinde %3'lere yakın bir prim yaşamış olmasına rağmen İş Bankası C'nin çok sert bir düşüş yaşadığına tanık olduk. İş Bankası C haftayı %7.9 gibi bir değer kaybıyla geçiriyor demek daha doğru olacaktır. Şurada görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar %50 Fibonacci direnci olan 5.85 seviyesinin üzerini zorlamış. Eğer bu seviye üzerinde kalabilseydi %61.8'e denk gelen 6.35'lere kadar hareketliliğin devam etme ihtimali olabilirdi. Ama İş Bankası C son bankacılık hisselerindeki hareketlilikleri dikkate aldığımız zaman en önemli primleri yapan hisselerden birisi konumundaydı. Ve İş Bankası C bugünkü gelen bu haberi olumsuz değerlendirme kaydıyla sert bir geri çekilme yaşadı ve bu geri çekilmesini buradaki destek noktasına kadar devam etti. Arkadaşlar bu destek noktası hangi seviyeye denk geliyor? 5.35. Bugün İş Bankası hangi seviyeyi görmüş? 5.29. Kapatmış olduğu seviye 5.38. Dolayısıyla bu desteğini koruma isteğiyle kapatmış durumda. O halde bizim izlememiz gereken %38.2'ye denk gelmekte olan bu 5.35 seviyesinin aşağısına herhangi bir gerileme olmaz. Bu destek korunacak olur ise
tekrardan İş Bankası C hissesinin bir tepki yaşama isteğinin olabileceğini ve endeksteki olumlu seyre bağlı olarak da tekrardan 6 seviyesi ve 6 seviyesinin üzerine test etmek adına bir gayret içerisinde olabileceğini düşünebiliriz. Tabii ki bu konuyla ilgili gelecek olan haber akışları önemlidir ve elbette ki endeks koşulları da önemli olacaktır. Ancak bugün İş Bankası hakkında gelen haber piyasa tarafından hoş karşılanmamış olabilir. Bu durum bir tepki sebebi olarak da önümüzdeki günlerde karşımıza çıkabilecektir. İş Bankası ile ilgili olarak takas durumuna bakacak olursak arkadaşlar. Evet, City yabancının 2.300.000 not civarında bir alımı mevcut. Deutsche'nin 700 bin civarında ama bugün yapılan satışların kim tarafından yapıldığını bilmediğimiz için bu veri bizim için çok faydalı bir veri olmayabilir. Biz hemen borsapivot.com sitemize dönerek para giriş çıkış durumunu bir görmeye çalışalım arkadaşlar. Günlük para giriş çıkış linkini tıkladığımız zaman şuraya bir iş GTR yazalım. Evet, burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi İş Bankası C hissesinin son 5 gün içerisinde para girişi anlamında bugünü saymazsak aslında para girişi eğilimi içerisinde olduğunu görmüşüz. Endekste yaşanan bazı düzeltmeler şunlar bunlar oldu ama buna rağmen para giriş eğilimi varmış. Fakat bugün tabii ki bu tablo karşısında 16 milyon aslında %6-%7 civarında değer kaybeden bir hissenin İş Bankası gibi bir banka hissesinin sadece 16 milyon TL gibi bir para çıkışıyla günü tamamlamış olmasını da aslında olumlu değerlendirebiliriz. Yani bu kadar büyük bir değer kaybı olduğu bir günde çok daha yüksek oranda bir para çıkışı olabilirdi. Demek ki bu geri çekilme bir alım fırsatı olarak değerlendirilmiş veya bazı kurumlar tarafından, bazı yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak izlenmiş durumda. Arkadaşlar sonuç 5 gün itibariyle 2 milyon 700 bin civarında bir para giriş çıkış tablosunun var olduğunu görmekteyiz. Hemen buradan arkadaşlar bir de teknik görünümüyle bir inceleme yapmaya çalışalım. Son durum itibariyle arkadaşlar İş Bankası C hissemiz 16 gün önce 4.32 seviyesinden bir olumlu sinyal üretmiş durumda ve bu sinyalin ardından 5.98 seviyesi görülüyor. Yaklaşık %40'lık bir değer kaybına imkan tanıyor. Son kapanışı itibariyle arkadaşlar %24.54 civarında bir primlilik hali söz konusu ve halen de bu olumlu sinyalini devam ettiriyor bugün yaşamış olduğu sert geri çekilmeye rağmen. Evet, buradan arkadaşlar bir sonraki hissemiz olarak hangisinin geldiğine bakalım. Çok affedersiniz. Türk Hava Yolları arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın tablosu da bu şekilde. Türk Hava Yolları'nın 15 seviyesi üzerine bir atak yaşadığını, hatta 2 hafta önce 16'lar seviyesine yönelik bir atak yaşaması, ardından tekrardan şurada görmekte olduğunuz %61.8'e denk gelen 15.09 desteğinin aşağısına indiğini görüyoruz. Arkadaşlar bu 15.09, 15 ila 15.20 aralığındaki bölge Türk Hava Yolları için önemli bir destek bölgesi konumunda. 15 seviyesinin aşağısına inildiğinde genellikle 14.70, 14.60 o bölgelere doğru bir yaklaşım söz konusu olduğunda Türk Hava Yolları'nın tekrardan bir hareketlilik yaşadığını, bir yeniden 15 üzerine yerleşmek ve 16'ya yaklaşmak şeklinde bir eğilim gösterdiğine tanık oluyoruz. Nitekim geçmiş haftalara baktığımız zaman bu hareketlerin tekrarlandığını görmekteyiz. Dolayısıyla Türk Hava Yolları en son durum itibariyle yine 14.40'lara kadar bir geri çekilme yaşamış ama bunun ardından tekrardan bir hareketlilik göstermek suretiyle 15 üzerine yönelme gayreti içerisinde bulunmuş. Son durum itibariyle arkadaşlar 14.50 seviyesinde bir kapanış gerçekleştiriyor. Türk Hava Yolları için bu haftanın önemli pivot seviyesi arkadaşlar 15.09'dur. 15.09 seviyesini aştığı takdirde, bu direncini geçebildiği takdirde tekrardan 15.51 ve onun da ardından 16.50'ler, 16.60'lar seviyesine doğru bir hareketlenme yaşama ihtimali teknik olarak mümkünmüş. Ama önemli olan arkadaşlar 15.09 seviyesinin aşabilmesi, bu seviye üzerinde kapanış görebilmesi. Bu bölgeyi aşamadığı takdirde 14'ler seviyesine kadar bir geri çekilme riskinin var olduğunu pivot sistem verileri itibariyle görmekteyiz. Türk Hava Yolları için arkadaşlar takas durumu itibariyle bir tabloya bakacak olursak,
Türk Hava Yolları'nda evet genel anlamda bir yabancı satış eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. 2,5 milyon civarında City yabancının, 10 milyon lot civarında ise Dolce yabancının satışı olduğunu görmekteyiz. Zira 15 üzerinde tutunamaması, 16'yı aşamamasındaki en önemli etkenler içerisinde yabancının hala ciddi bir alım ilgisi içerisinde olmadığını yansıtmakta. Hemen Türk Hava Yolları'nın teknik durumuna bir bakalım arkadaşlar. Kısa vadeli göstergeler itibariyle Türk Hava Yolları'ndaki tablo neyi ifade etmekte? Evet arkadaşlar, 5 gün önce 15.06 seviyesinden olumlu sinyaller bölümü, olumsuz sinyaller noktasına bakmamız lazım ayın 5'i itibariyle. Evet. Evet, Türk Hava Yolları en son bugün itibariyle 14.51 seviyesindeki kapanışı gereğince kısa vadeli göstergeler adına olumsuz bir sinyal üretmiş ve bu sinyal yarın da devam edebilir. Tabii ki endeksin durumu bunda önemli olacaktır ama önemli hareketli ortalamalarının aşağısında bir kapanış yapması teknik durumunun da bozulduğunu ve bizlerin de temkinli olması gerektiğini ifade eden bir durum. Arkadaşlar, Türk Hava Yolları'nın para giriş çıkışı ile ilgili olarak bir son durumunu anlamaya çalışalım. Evet, Türk Hava Yolları'nda hafta geneline baktığımız zaman 4 gün önce 46 milyon civarında bir para girişi yaşamış ama hemen ardından 34 milyon çıkış, hemen ardından 23 milyon çıkış, hemen ardından 2 milyon 4 gibi çok önemsiz bir rakam diyebileceğimiz bir miktar giriş olmuş ama en son gün itibariyle 28 milyon bir para çıkışı olmuş. Hafta genelinde, daha doğrusu son 5 günü dikkate aldığımız zaman Türk Hava Yolları 38 milyon civarında bir para çıkışı yaşamış ki bu rakam ciddi bir çıkıştır. Zira Türk Hava Yolları'ndaki yabancı satışları, mevcut para çıkışı ve teknik durumunun bozulmuş olması Türk Hava Yolları için temkinli davranmamız gerektiğini ifade ediyor. 14.50 seviyesinin aşağısına geri çekilmelerde 14 seviyelerine yaklaşımların söz konusu olabilmesi durumunda geçmiş grafiklerin vermiş olduğu izlenimler nedeniyle tekrardan bir tepki isteğinin oluşabileceği dikkate alınabilir. Bu bakış açısıyla izlemede kalınabilir. Arkadaşlar, Türk Hava Yolları'nın ardından bir hissemiz daha olacaktı hatırladığım kadarıyla. Evet, Aselsan olacaktı. Sanıyorum ki bu son hissemiz. Evet, Aselsan. Arkadaşlar, Aselsan için durum tablo belli. Yani gördüğünüz gibi 30 seviyesini aşmakta zorlanan bir görünüm mevcut. Ama 24 seviyesinin aşağısına indiği zaman da tepki eğilimini gösteren bir görüntü hakim son dönemler itibariyle. Aselsan'la ilgili olarak en son yapılan analizde 30 seviyesine doğru yaklaşımlar olduğunda, 27-28 bölgelerine yaklaşımlar olduğunda bir sat al stratejisinin izlenmesini faydalı olabileceğini belirtmiştim. Tabii ki bir yatırım danışmanlığı kapsamında değildi benim bu önerim. Sadece bu grafiklerde görmüş olduğumuz tablo son aylarda, son 5-6 aydır sürekli olarak 30 seviyesini aşamayan, 24 seviyesinin aşağısına geldiği zaman bir tepki isteği içerisinde bulunan ama ardından da 26-27 lira geldiği zaman da bir zorlanma eğilimi yaşayan, yani 23,5 ila 27,5 arasında %15-20'lik bir marj içerisinde gidip gelen bir hisse konumunda olduğunu vurgulamıştım. Zira arkadaşlar, bu hafta için Aselsan'ın 25-27 seviyesinde bir pivot seviyesi bulunmakta ve Aselsan son kapanışını 23.92 seviyesinden gerçekleştirdi. Dolayısıyla Aselsan 25-27 seviyesindeki pivot seviyesinin aşağısında bir kapanış gerçekleştirdiği için 23.95 ve 23.45, yani 23.50 seviyesine kadar, genellikle geçmiş dönemlerde tepki görmüş olduğu seviyeye kadar bir geri çekilme olasılığını yaratmakta. Dolayısıyla Aselsan için şu an yapmış bulunduğu son kapanışı dikkate aldığımız zaman, 23.92 olduğunu dikkate aldığımız zaman, olası 23.50'ye doğru geri çekilmelerde tekrardan bir tepki isteğinin oluşabileceğini dikkate alabiliriz. Şayet bu tepki oluşacak olur ise öncelikle takip etmemiz gereken 23.95, ardından da 25-27 seviyesinin geçilip geçilmediği konusudur. 25-27 önemli bir pivot seviyesi durumundadır. Bu seviyenin aşılması durumunda ancak 25-77'nin ve sonrasında 27 seviyesinin ne kadar devam edebilecek olan bir atağın var olduğundan bahsedebilmemiz mümkün olabilecektir. Aselsan için arkadaşlar, bir de takas durumuna bakalım isterseniz. Aselsan dediğimiz zaman, evet, Aselsan'da 1 milyon 600 bin civarında City yabancının satışı var ama Deutsche Bank'ın da
pardon alışı var ama Deutsche Bank'ın da 3 milyon civarında bir satışı var. Dolayısıyla Aselsan tekrardan 26 seviyelerine yaklaşırken bir satış baskısına maruz kalmış görülmekte. Sevgili arkadaşlar, bir de Aselsan'ın para giriş çıkış durumuyla ilgili olarak verilere bakalım isterseniz. Evet, Aselsan son 5 gün içerisinde önemli bir para çıkışı yaşamış. En 4 gün öncesinde 13 milyon bir giriş olmuş ama sonraki günlerde son 3-4 gün içerisinde önemli para çıkışları olmuş. 12 milyon, 19 milyon, 27 milyon ve son 3 milyon gibi. Ve bugün ise son durum itibariyle 50 milyon civarında son 5 günlük bir para çıkışı mevcut ki bu durumda Aselsan'a çok önemli bir ilginin mevcut olmadığını hali hazırda bankalar veya işte holdinglerle yatırımcıların ilgilenmekte olduklarını, Aselsan konusunda net bir alım veya Aselsan'ı yukarı taşıyabilecek nitelikte bir sinyalin şu anki tablo itibariyle mevcut olmadığını görmekteyiz. Bir de arkadaşlar teknik sinyaller tablosuna bakalım, satış konumundan bakalım isterseniz. Muhtemelen Aselsan olumsuz bir durumda olabilir. Evet, Aselsan arkadaşlar dün itibariyle 24.32 seviyesinden bir olumsuz sinyal üretmiş. Ve bu sinyal sonucunda %2'ler civarında bir avantaj sağlamış bu sinyalin ardından. Aselsan bugün itibariyle en düşük 23.76 seviyesini görmüş ve hala da olumsuz sinyalin etkisi altında bulunmakta. Değerli arkadaşlar, evet önemli görmüş olduğum senetlerle ilgili olarak ve sizlerin sıklıkla sormuş olduğunuz bu senetler hakkında bilgi aktarmaya çalıştım. Sevgili dostlar, sizlere bilgi aktarırken Matrix ekranlarını kullanıyorum. Az önce farklı ekranları da gösterdiğim, yani para giriş ve çıkışlarını, çıkış bilgilerini aldığım ve kısa vadeli olumlu ve olumsuz sinyal durumunda mıdır, değil midir, o teyitleri almaya çalıştığım sitenin ismi borsapivot.com sitesidir. Ben bu sitenin teknik danışmanlığını yapmaktayım. Ancak hemen belirtmek isterim ki, tabii ki bütün analiz ve veri sitelerinde olduğu gibi bu sitede belli bir ücret sistemiyle çalışmakta. Birçok bölümü ücretsizdir ama para giriş çıkış gibi veyahut da sizlere göstermiş olduğum bu teknik sinyallerle ilgili olan bölümler maalesef ücretlidir. Eğer ilginizi çekiyorsa, bu tür bilgilere benim ihtiyacım var diyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ben sizlere sadece bu analiz esnasında bir takım verilere kolaylıkla erişebilmek bakımından bu siteyi pratik bir şekilde kullanma ihtiyacını hissettim. Değerli arkadaşlar, Trump'ın konuşması bitti mi bitmedi mi bilmiyorum. Ancak euro dolar paritesinin hala 1.14'ler civarında olduğunu, yani doların euro karşısında güçlü bir eğilim içerisinde kalmaya devam ettiğini görüyorum. Diğer taraftan altın 1.315 ons civarlarında, bu da evet yani güçlü duruşunu devam ettiriyor. 1.307'nin 1.308'in üzerinde kaldığı müddetçe ons altının olumlu eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Diğer taraftan dolar TL'ye baktığımız zaman ise 5.20 üzerinde kalma gayretini ve çabasını bu saatleri itibariyle gösterdiğini tanık olmaktayız. Dolar TL için arkadaşlar bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum daha doğrusu. Evet, günlük grafiğe dönüş yapacağım. Bugün için dolar TL'nin takip edilmesi gereken en önemli kritik seviyesinin 5.20 olduğunu, pardon 5.22 seviyesi olduğunu görüyoruz. 5.22 seviyesinin aşağısında kaldıkça 5.18.50 belki de 5.16.34 seviyesine kadar geri çekilme ihtimali teknik olarak mümkün olabilir. Bakınız, altını özellikle çiziyorum. İlla bu seviyelere kadar geri çekilecektir diye bir anlam çıkarmayınız. Teknik olarak mümkün olabilir ama 5.22'nin üzerinde kaldıkça 5.23, 5.25 ve 5.27 seviyelerinin gündemde olabileceğini ifade etmek pardon arkadaşlar, bu bilgileri yanlış aktardım. Farklı bir bardaymış grafiğim. Bugün için pivot seviyemizin 5.20 olduğunu düzeltiyorum. 5.20 seviyesidir. 5.20 seviyesinin üzerinde kaldıkça 5.21.79. Buranın da aşılması durumunda 5.24. Bu seviyenin de aşılması durumunda 5.26 seviyesi bugün için takip edilebilecek olan pivot direnç noktaları konumundaymış. Aksi bir durum, 5.20'nin aşağısında kalındıkça ise 5.17.68 ve 5.15.85'te seviyesinin dikkat edilebilecek olan destek seviyeleri olarak karşımızda olduğunu görmüş bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar, dolar TL ve bazı hisselerle ilgili olarak teknik durum, takas durumu, para giriş çıkış durumu ile ilgili olarak sizlere bilgi aktarmaya çalıştım. Tekrar belirteyim,
Trump'ın konuşması ardından ayrıntılı bir şekilde bir dolar-tl analizi vermek istemiştim ama maalesef bu konuşma canlı bir şekilde yayınlanmadığı için ve ben de yayınlanabilecek olan kaynağa erişemediğim için analizimi bu şekilde değiştirmek durumunda kaldım. Aktarılan analizlerden anlık bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma ücretsiz abone olun. Yine gün içerisinde aktarılan bir takım anlık ve seanslık yorum analizlerden faydalanabilmek bakımından ise Twitter adresim @halukcanberk'tir. Şimdilik efendim iyi sabahlar diliyorum. Güzel bir gün geçirmeniz dileklerimle. Hoşçakalınız.